Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mavi renkli yazmamın kenarında sizler için tek renk yaptığım iki sıra halinde ilerleyen bir kalem oyası modeli paylaşacağım. Kalemim şöyle boya kalemi. Yakından gösterdiğim için bazen kaleminiz kalın mı diye soruyorlar. Şöyle elimde görürseniz normal kurşun kalem, boya kalemi elimdeki normal kalınlıkta. Bunu bugün mavi renkli yazmamla yapıyorum. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine bütün detaylarımı, bütün püf noktalarımı anlatmıştım. O video çıkar. İzleyip yararlanabilirsiniz. Ben iki zincirle tığladım yazmamı. Tığladıktan sonra ütülüyorum modelim daha güzel yerleşsin diye. Yazmamın kenarını tığlarken 466 numara altın başak mavi tonunda ip kullandım. 22 numarada tığ kullanacağım. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Dediğim gibi iki sıra ilerliyor. İzleyerek yaparsanız, yazmanızı iki zincirle tığladıysanız eğer hiç problem yaşamadan benimkiyle aynı sonucu elde edebilirsiniz. İlmeğimizi oluşturalım. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Hemen şöyle yazmamın kenarına geldim. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturdum. Çiçek yuvaları arasında bu şekilde 3 minik çimen yaparak ilerleyeceğim. Hemen şimdi burası başlangıç noktasıydı. 2 tane yapıp başlıyorum. Burada bir zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen yanındaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Bir trabzan örmüş oldum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Oluşan ilmeğimi genişlettim. Şöyle kalemimin üzerine alıyorum. Buradan trabzanımın önünden tekrar girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Tekrar kalemimin üstüne aldım. Trabzanımın önünden girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İkinci, üçüncü pardon. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yedi tane yapıyoruz. Yedi tane ilmeği kalemimizin üzerine hazırladık. Biraz şöyle geriye doğru kaydırdım. Şimdi en son kullandığımız tığ battıya, yani şu alttaki yuva olarak kullandığımız trabzanı tutturduğumuz tığ battının altından girdim. İpimi yine tuttum. İlmeğimi oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battının altından girdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıdan. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandakinden. Yani başlarken de söyledik. Arada 3 tane bu minik çimenden olacak. Sonra yine bir zincir çekelim. Bir defa dolayalım. Bir sonraki tığ battıdan ikişer ikişer çıkıyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Oluşan ilmeğimi kalemimin üstüne aktarıyorum. Trabzanımın önünden girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Kalemimi aktardım. Trabzanımın önünden giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Kalemimi aktardım. 1, 2, 3, 4 ilmek olmuş. 5 ilmek. 6. 7. 7 ilmek bizim bu örneğimiz için uygun. Yeniden alttaki yuva olarak kullandığım trabzanımı tutturduğum tığ battım vardı. Oradan giriyorum. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İlmeğim oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battının altından 1, 2, 3 zincir çektim. Sonrakinden 1, 2, 3 zincir çektim. Sonrakinden tutturdum. 3 tane bu şekilde şöyle göstereyim yaptık. Tekrar giriyorum ilmeğime. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Yanındaki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. İlmeğimin üstüne aldım hemen. Kalemimin üstüne aldım ilmeğimi. Burada biraz ip saracağım. Burada trabzanımın önünden girdim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Kalemimi aktardım. Trabzanımın önünden giriyorum. İpimi tuttum.
Tuttuğum ipin içinden geçtim. Kalemimi aldım. 3 ilmek oldu. 4. ilmek. 5. 6. 7. Tığ battının altından, en son kullandığımız tığ battının altından girelim. İpimizi tuttuk, ilmeğimizi oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekip yan tarafa geçtim. 1, 2, 3 zincir çektim. Onun yanındaki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındakine. 3 tane minik çimen yaptım. 1 zincir çektim, üstüne bir kez doladım. Sonraki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. 1 zincir çektim. Kalemimin üstüne aktardım. Trabzanımın önünden girdim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Kalemimi aktarıyorum. Yeniden. 4 oldu ilmeğim. 7 yapacağız. 5. 6. 7. Bu örneği yaparken arkadaşlar, kalemimizden ilmeklerimizi çıkararak devam edersek eğer, mutlaka ipe ya da çengelli iğneye geçirelim, yoksa sökülme yapabilir. Ya da 3-4 tane kalem kullanıp kalemlerin üzerine doldurabilirsiniz. Bir taraftan ördükçe çıkarabilirsiniz. Hangisi sizin için daha uygun, daha pratikse onu tercih edebilirsiniz. Geldim. Son tığ battının altından girip tekrar ilmeğimi oluşturuyorum. 4 kez tekrarladık, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ben şimdi bunu biraz arttırayım. İkinci sıra için beraber devam ederiz. Ben birazcık örneğimi arttırdım arkadaşlar. Modelin anlaşılması için yeterli. Dediğim gibi ben şu anda hepsini birden çıkarmayacağım. Yönleri dönmesini istiyorum. Birer birer çıkararak öreceğim. Bunun için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Başlarken bir iki tane küçük çimen bırakmıştık. Çiçek yuvasının yanındaki değil, onun bir önündeki yuvadan sık iğne ile girdim. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bu örümceğin boyunu deneyerek ayarlayabilirsiniz. Herkesin örgü tarzı farklı ya da elinin gevşekliği farklı oluyor. Şöyle biraz ilmeklerimi öne doğru kaydırayım. Hemen şu öndeki birinci yuvamı çıkartıyorum. Burada hepsine birden yönünü bozmadan girdim. Sık iğne ile üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde aynı yuvadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine aynı yuvadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Aynı yuvadan yaptım. Şimdi 5 yaprak yapacağız. 5, 6, 7 zincir çektim. Şimdi tekrar 6 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya geldim. Üstüne sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek yapıyorum. Yaptığım örümceğimi, arada 3 tane çimen vardı. Ortadaki çimenimden sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir daha çektim. Yine bir örümcek yaptım. Örümceğimiz çok uzun ya da çok kısa olmamalı. Deneyerek yapın. Kalemimden diğer ilmeklerimi çıkardım. Şu önceki çıkan birkaç tanesi döndü. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Teker teker bunları böyle düzeltmekle uğraşmamak için bence örerken çıkarmak daha kolay, daha mantıklı oluyor. Hepsine birden sık iğne ile girdim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yerden tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı yerden tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Aynı yerden tutturdum. Dönüş için yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2,
3, 4, 5 zincir tutturdum. Sık iğne ile üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Ve tığ batıda bir ikinciden küçük çimenimizde ikinciden tutturdum. Üstüne zincirimi çektim. Tekrar örümceğimi yaptım. Şimdi kalemimden çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Yönü bozulmadan tığımın üstüne alıyorum. Oyalamamış oluyor beni. Hemen sık iğne ile girdik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sık iğne ile aynı yuvadan tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine aynı yuvaya tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapalım. Örümceğimizle bir ikinci yuvadan tutturuyorum. Hızlı bir şekilde 3 kez tekrarladık, anlaşılmıştır. Tabi böyle görünüyor ama elimizle düzeltiyoruz arkadaşlar yönünü. Şu şekilde. Hızlı bir şekilde ben hepsini tamamlayıp ütüle hepsinin de son halini paylaşacağım. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Ütüledim. Bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Özellikle düz renk yazmaların kenarına çok yakışıyor. İnşallah siz de keyifle yaparsınız. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.